Evet. Bitlis Detay programından merhabalar size değerli izleyenler. Bildiğiniz üzere Bitlis milletvekili adaylarını konuk ediyoruz. Önce aday adaylarıydı, şimdi net adaylar belli oldu. Bugün Halkların Demokrasi Partisi'nden Sayın Celalet Gaydalı birinci sıra milletvekili adayımız. İkinci sırada Zahit Mutlu, Sayın Zahit Mutlu. Üçüncü sırada Sayın Serdar Tabak Yamaç hanımefendiyi konuk edeceğiz burada. Sayın Celalet Gaydalı ile başlıyoruz efendim. Sizlerle beraber Celalet Gaydalı'yı tanıyalım. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler, sağ olun, iyiyiz. Sağlığınız, saatiniz yerinde inşallah. Çok şükür, çok şükür. Hiç iyiyiz. Görüyoruz sizi. Evet, fena değil. Yaşıma göre gayet iyiyim. İyi, güzel. Sağlık sorunlarınız bitmiştir inşallah. Evet, atlattık. İyi, atlattık, güzel. Büyük bir badire atlattım. Ezrail'i bu sefer de kandırdı. İkinci sefere kadar bakalım nasıl olacak. Hayırlısı olsun bakalım efendim. Bütün vekillerimize sorduğumuz soru şu efendim öncelikle. İstiyoruz ki izleyenlerimiz de vekillerimizi tanısınlar, bilsinler kimlere oy verdiklerini, kimlerin kim olduklarını bilmelerini istiyoruz. Celalet Gaydalı kimdir efendim? Peki, çok teşekkür ederim bize bu imkanı tanıdığınız için. Neyse, nihayet basından bizim cüzdanlı olmadığımızı fark eden birileri çıktı. Biz hastalıklı falan değiliz, bize dokunan da yanmıyor. Bu güzel bir şey. Evet, ben 1 Haziran 1951 Bitlis Hizan Gayda köyünde doğdum. İlkokul 3. sınıfa kadar da Bitlis'te eğitim gördüm. 3. sınıfta ailenin sürgüne gönderilmesi, daha doğrusu mecburi iskan dolayısıyla 60 ihtilalinden sonra Bitlis'i terk etmek mecburiyetinde kaldık. 4. sınıfı Afyon Karahisar'da okudum. 5. sınıfı İstanbul'da ve ortaokulu da İstanbul'da bitirdim. Daha sonra İstanbul'dan Ankara'ya göç ettik. Ankara'da lise ve üniversite eğitimini gördüm. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 1975 mezunuyum. Akabinde İngiltere'de şantiyelerde çalıştım bazı firmalarda. Ve İngiltere'de Newcastle Üniversitesi'nde master diplomamı aldım. Yani yüksek inşaat mühendisiyim. Çalışma sahaları da genel 35 yıllık mühendislik deneyimi var. Bu 35 yılın yarısı petrol sektöründe geçtiği için çoğu insan beni petrol mühendisi zanneder. Değilim. O petrol sektöründe altyapı projelerinde değişik yerlerde, yurt dışında Umman Sultanlığı'nda çalıştım. Devlet kademelerinde de bir süre çalıştım. Halk Bankası Genel Müdürlüğü binası inşaatında Ankara'nın, o zamanların tabii en güzel binası diyebilirim. Tabii şimdi Gökdelenler şehri oldu oralarda. O projede çalıştım. Bir sürede İller Bankası'nda çalıştım. Bu Dünya Bankası projelerinde 2-2,5 yıl kadar. Emekli olmadan önce bir 3 yıl sonra gene tekrar petrol sektörüne davet ettiler. Gittik, orada çalıştık. Bypass ameliyatı olduktan sonra emekli olmaya karar verdim. Biraz artık şantiyelerde çalışmak, yoğun çalışmak zorlandı. Zorladı beni daha doğrusu. Döndüm Gayda çiftliğine. Çiftçilik yaptım bir sürede. Ondan sonra da işte 2015'te siyasete girdik. Ve iki dönem. Milletvekili daha dönem deniyor ama toplasanız bir dönem bile değil. 25. dönem 5 ay, 26. dönemde işte 2,5 yıl, toplam 7 Haziran'da 3 yıl olacak bir deneyimimiz oldu. Değişik bir tecrübeydi bu da. Ama ben de parlamento çalışmalarını daha gözümde büyütüyordum. Bana çok daha basit geldi. Parlamento basit. Çalışmaları, parlamento değil, çalışmaları. 18 yaşına kadar inildi bu seçimde. 18 yaş için uygun mudur parlamento? Yani bu birazcık da gençleri kandırma gibi bir şey. Gençlere rüşvet. Bakın, size şunu açıyoruz. Şimdi 18 yaşındaki bir delikanlı veya bir kız çocuğu ne eğitimini tamamlamıştır ne bir hayat tecrübesi vardır. Yani benim siyasetçilere, siyaseti kendisine hedef olarak seçmiş olan insanlara tavsiyem şu: kendilerine bir meslek sahibi olsunlar, bir deneyim kazansınlar, dünyayı görsünler, ondan sonra siyasete katılsınlar.
Çünkü genç yaşta bizim içimizde de, şimdi HDP'nin içinde de vardı genç arkadaşlarımız. Bu dönem listeye koymadılar. Biraz sıkıntılı gördüm arkadaşları. Ben bu saatten sonra ne yapacağım havasında. Bu yanlış bir şeydir. Hayırlısını dileyelim yine bütün gençlerimize. Yaş 25 ile 30 fena değil diye düşünüyorum. Biraz da hayat itibariyle. Biraz daha normal çünkü bu insanlar eğitimlerini bitirmiş oluyor. Bir askerlik yapmış oluyorlar. Evet. Biraz daha olgunlaşmış oluyorlar. Yani İşin gerçeği bu. Tabii bir deneyimin olması lazım. Şimdi çıkacak herkesin söylenecek bir lafı vardır ama bir tecrübe değişik bir olaydır. Tecrübenin okulu yoktur. Tecrübe yaşanarak elde edilir. Evet. Onun için tecrübe hakikaten önemlidir. Aynen efendim. Bir erken seçim yapıldı. Bunun için neler söylemek istersiniz? Vallahi bu erken seçim değil, baskın seçim. Daha doğrusu şaşkın seçim diyeceğim ben buna. Bunlar şimdi, ben de şunu sormak istiyorum. Şimdi AKP iktidardaydı değil mi? Her istediği yasayı çıkarabiliyor muydu? Çıkarıyordu. Parmak çoğunluğuyla istedikleri abuk sabuk bir sürü yasa çıktı. Bundan şahidiyim ben. Çünkü bundan da kavgasını verdik. Ya bu dedik profesyonelce bir çalışma değil. Emin olun yapılan bütçeden tutun, bütçe denetimine kadar hiçbir şey profesyonelce bu ülkede yapılmıyor. Bu konularda oldukça deneyimliyim. İşte tecrübe bunu getiriyor. Benim petrol şirketinde çalıştığım zaman çalıştığım firmanın ismini vermeyeyim reklam olmasın diye. Ama o şirketin bütçesi emin olun Türkiye bütçesinden daha fazla. Ve bütün dünyada her tarafta kolu bacağı var. Her tarafta aktiviteleri yürüyor. Şimdi ben Diyarbakır'daki üniteden başladım. Ondan sonra Umman Sultanlığı'na proje müdürü olarak gittim. Bütçe nasıl hazırlanır, proje nasıl hazırlanır, ihale nasıl yapılır, ihale nasıl denetlenir, denetimler nasıl yapılır? Hepsini profesyonelce birebir yaşadım. Bana denetçiler gelirdi. Bir şirketin kendi denetçisi vardır. Bir de buna güvenmez. External audit dedikleri dışarıdan tamamen bağımsız bir denetçiyi daha getirir. O iki raporu mukayese eder. Bu iki rapor birbirini tutarsa demek ki doğru düz işini yaptın. Tutmazsa taşın belada. Ben 35-36 yaşındayken proje müdürü olarak Umman'da çalışırken 4 yıl içinde tamamladığım projenin mali rakamı 160 milyon dolar. Ve bu tamamen benim inisiyatifime bırakılmış ve tamamlanmış projelerdir. Hepsine de çok şükür yüzümüzün akıyla çıktık. Yani ben şunu söyleyeyim, proje müdürü olarak çalıştığım zaman emin olun Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarının yetkisinden daha fazla etkim vardı. Peki neden oraları bıraktınız, çiftçiliğe başladınız ve sonrasından siyasete neden atıldınız? Yok, bırakmadım. Ben 35 yıl az bir süre değil. Ben mesleğimi yaptım. Artık emeklilik evresine geldik. Emeklilik evresinde çiftlikte daha rahat bir hayat. Hele bypass ameliyatı olduktan sonra bana ilaç gibi geldi Gayda'da çalışmak. O temiz havada. Gayet güzel. Şimdi Gayde'yi de epeyce gezdiniz değil mi? 10 sene önce durumu nasıldı, bugünkü durumu nasıl? O naçizane benim emeğim olduğu için bugüne geldi. Allah razı olsun katkılarınızdan dolayı. Gerçekten ben de şahsen çok gidip uğruyorum, ziyaret ediyorum. Ve ziyaretçi sayısı da yüksek Gayda'nın. Evet. Hedeflerinizden dolayı. Evet, biraz medeni bir şekilde kullansalardı bu kadar yasak da koymazdık. Ben yasaklara karşıyım gerçi ama orasını piknik alanı yaptım. İçin bazı tahditler koyduk. Biraz daha hassas şimdi gelen ziyaretçilerimiz. Biz de memnunuz. Onlar da herhalde memnundurlar. Yani o sualinize bir de niye bırakıp da siyasete geldiniz? Ben isteseydim 83'te rahmetli babam bana önermişti siyasete gir diye. İyi ki de girmemişim. Doğru bir karar vermişim. Ben seve seve kendi mesleğimi yapıp bitirdikten sonra siyasete girdim. Yani 83'te girseydim o sualiniz biraz zorlanırdım ona cevap vermem. Niye mühendisliği bıraktın da siyasetçi oldun diye. Öyle değil. Hani kimisi halkım için, vatanım için, milletim için veya memleketim için
bir siyasetçi olarak işte meclise gideceğim, sizleri savunacağım, memleketimi savunacağım davası veya havası yok mu sizlerle? Ya şimdi mutlaka hizmet etmek istersin ama şimdi ben deneyimsiz bir mühendisken benim Bitlis'e yapacağım katkıyla bugünkü yapacağım katkı arasında dağlar kadar fark var. Şimdi daha bilinçli, daha şuurlu bir şeyler çaba peşinde olursunuz. Gençken biraz daha deli dolu. Yani şimdi size kalkıp vatan, millet, Sakarya, hizmet, biz hizmet için, hizmetkarlık için diyenlerin hepsi yalan atıyor. Ben size açık söyleyeyim. Efendim, HDP'den birinci sıra adaysınız efendim. İzleyenlerimiz neden HDP desin, neden Halkların Demokrasi Partisi desinler efendim? Niçin desinler? Şimdi HDP mevcut siyasi partiler içinde parti felsefesi olsun, parti programı olsun aklıma en yatkın olan parti olduğu için HDP'den girdim. Çok özür diliyorum. İyi bir muhalefet için, iyi bir hizmet için atıyorum. İyi bir kalkınma için hangi iyi için veya? Parti programı en aklıma yatan parti olduğu için. Diğer partilerin ne programı, ne felsefeli, ne gidişatı hiç aklıma yatmadı. HDP'nin hangi rotası sizi uyuyor veya her rotası, sizi... ekolojiden tutun, adalet anlayışından. Bir defa bizim partimizde ötekileştirme konsepti yok. Şöyle biraz açabilirsek. Herkese açık bir parti. Mevlana gibi bir partiyiz. Gel nasıl olursan ol. Bütün felsefemiz bu. Bizimki şu Ermenidir, yok şu Süryanidir bilmem ne. Hepimiz bir kaptayız. Ve ben bunun örneğini de çok güzel bir şekilde size söyleyeyim. Bak Umman'da ben proje müdürü olarak çalışırken benim ekibimin içinde Amerikalı vardı. Hollandalı vardı. Fransız vardı. İngiliz vardı. Pakistanlı vardı. Avustralyalı vardı. Japonu vardı. Korelisi vardı. Heyet olarak hedefimiz bir projeyi realize etmek olduğu için hep beraber ortak bir lisanımız mecbur İngilizceydi. Ama hiç kimse sen Türkçe konuşuyorsun, sen bilmem Almansın bilmem ne diye birbirine ötekileştirme yoktu. Şimdi mühim olan insanların bir araya gelip bir hedef tayin etmesi. Bu hedefi tayin ettikten sonra o kadar güzel bir birlik oluyor ki herkesin dini ayrıydı. Kimi Budistti, kimi dinsizdi, kimi bilmem de. İşte bizim HDP de böyle bir parti. Biz kimseyi dışlamıyoruz. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Yani programa da baktığın zaman ekolojiye saygı, adil düzen istiyoruz, kardeşçe ortak yaşam. Biz çok renkli, çok sesli bir düzen istiyoruz. Gerçek demokrasi de budur. Ama şu anda diretilen sistem tek adam sistemi. Ben dedim oldu. Ben dedim olacak. Yok böyle bir şey. Bu demokrasi değildir. Efendim, HDP'nin siyasetten yapabileceği veya yani hükümete söz geçirebileceği durumlar yok mudur? Veya dediğim dediktir yaptıracağı durumlar yok mudur? Hayır, dediğim dedik diye bizde bir şey yok. Biz her şeyi gayet demokratik bir ortamda tartışırız, ortak karar veririz ve o mücadele o şekilde gireriz. Peki söylemleriniz ne kadar hükümet tarafından itibar görülüyor ki? O hükümetin sorunu. Şimdi bir laf vardır. Ben söyleyeceğimi söylerim. Sen kapasiten ne kadar algılayabiliyor, onu o kadarını alırsın. Yani demek ki hükümetin kapasitesi yok algılama şeyi. Almıyor bizden bir şey. Yani etki durumunuz, hükümet üzerindeki etki durumunuz nedir? Vallahi etki durumu şöyle söyleyeyim. 7 Haziran'da 80 milletvekili meclise girince AKP'nin kimyası bozuldu. Ya bu bir etkidir. Şimdi asit baz birbirine karıştığı zaman birini nötrleştirir falan o seviyeye gelmedik ama dengelerini bozduk. Biz tek adam rejimine karşı olduğumuzu o zaman da deklare ettik. Başkanlık sistemine karşı olduğumuzu o zaman da söyledik. 7 Haziran'da biz başkanlık sistemini ilk darbeyi vuran biziz, HDP. HDP'nin önemini bugün bütün Anadolu fark etmiş durumda. Göreceksiniz seçim sonuçlarını. Anadolu'dan da HDP'ye çok rey gelecek. Hani bize adres sadece siz Kürt partisiniz şudur budur diyorlar ya. Kesinlikle bunun dışında bize çok oy akacak Anadolu'dan. Bir de sormadan yapamayacağım. Genelde şu an halk ziyaretine, esnaf ziyaretine çıkan bütün
partilerden adaylarımız bir takım vaatlerde bulunuyor. Memlekete hizmet vaatlerinde. Sizlerde gördüğüm kadarıyla bu vaatler yok. Neden yok? Yalan atmıyoruz da onun için yok. Şimdi size bu vaatleri yapan, bundan önceki seçimde geldi bir tanesi, hem de başbakan olan Davutoğlu. Dedi ki 3 tane milletvekili verin, havaalanı yapacağım. Yalan atıyordu. 3 değil, siz 6 tane de gönderseniz gene havaalanı yapmayacak, yapamayacaktı. Çünkü onlarda bir üst akıl var. Ha, bugün iktidar partisinin milletvekilleri, adayları ne vaadi veriyorlar? Birçok vaat var. Yalan atıyorlar kardeşim. Hiçbir yetkileri yok, ben sana söyleyeyim. Ben de işte gittim, bir iki dönemdir milletvekiliyiz orada. Görüyoruz, yukarıdan talimat gelmediği sürece bunlar nefes bile almıyorlar. Bunlar kurşun asker, onun için zaten metal yorgunluğunu yapıştırdı ya, hepsi kurşun asker, yoruldular. Bunların sadece bir görev var, elini kaldır indir. Sizin seçmenlerinize vaadinde bulunacağınız projeleriniz var mı efendim? Proje bazında gelip de fabrikalar yapacağız, hastaneler yapacağız diye bir vaadimiz olamaz zaten. Ha, iktidar olduğumuz zaman tabii ki bütün yörenin, Bitlis başta olmak üzere bölgenin bütün ihtiyaçları masaya yatırılır, tartışılır. Bir öncelik sırasına göre ne gibi projeler yapılır, bunlar çıkarılır. Şimdi projelerin evreleri vardır. Kağıt üzerinde yaptığın proje en ucuz şeydir. Çünkü o beğenmediğin zaman o kağıdı yırtar, atarsın. Düzgün bir proje yaparsan icraatı da daha kolay olur. Bütün detaylarını ortaya koyarsan proje rahat olur. Bakmayın, bunlar göbekten atıyorlar. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yukarıdaki biri onlara dedi, hadi oradan diyor. Ben söylemediğim sürece hiçbir şey yapamazsın. Bunlar da biliyorlar aynı şeyi. Ama hoş geliyor insanın kulağına. Aa, bize bir şeyler yapacak. Hatta bize soran oldu. Ya 800 metre yolumuzu yapmadın. Ya iktidar değiliz ki kardeşim. Olsaydık ben bu vaadimi verseydim, gider bakanın kapısına dayanırdım, yaptırırdım. Şimdi yetkine göre konuşacaksın. Hiçbir yetkin yokken kendi hindi gibi kabarmanın da anlamı yok. Sizle de çok şey konuşacağız. Bu programımız biraz sınırlı olduğu için son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz efendim? Sonraki günlerde daha 26 günümüz var. Sizleri yine konuk alacağız. Uzun uzun konuşacağız efendim. Sizlere çok şey konuşacağız aslında. İzleyicilerimizin merak ettiği çok şey var. Biz de soracağız. Sayın vekillerimiz cevaplayacak diye düşünüyorum. Vallahi hepsini objektif bir şekilde aktarırsanız memnuniyetle otururum. Çünkü yani her kanal bize bu imkanı sağlamıyor. Biliyorsunuz tahdit var. Bizim sesimizi kesmek için iktidar elinden geleni yapıyor. Yarın öbür gün sizin başınıza da bir şey getirmesinler. Onu sizden şimdiden ikaz edeyim mi? Elimizden geldiğince hiç kimse dokunmamaya, kimsenin hakkına hukukuna girmemeye çalışıyoruz. En güzel şey. Elimizden geldiğince insan olarak insanlara saygı duymaya çalışıyoruz. Biz de öyle saygılıyız da keşke bize de saygı duyulsa aynı şekilde. Efendim tekrardan söyleyeyim. İzleyenlerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Hepinize selam saygılarımı sunuyorum. Desteğinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, böylelikle bir programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki vekil adayımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.